vida me empezó a cambiar. La noche que te conocí, tenía poco que perder y la cosa sigue así. Teşekkürler abi. Kolay gelsin beyler. Herkese kolay gelsin. Fazla çıkmıyorsunuz bu ara dışarıya. Bu ara değil oğlum, senelerdir öyle. Ben zaten çok fazla çıkan bir adam değilim. Evde takılmayı seviyorum. Evdeyim yani. Zaten işler yoğun olduğu zaman da dinlenmekten başka bir şeye fırsat kalmıyor. İşler demişken bir dizide oynuyordunuz. Evet. Diziden çıkarılma gibi bir durum, hani haberler çıktı öyle. Yani rol mü bitti yoksa? Yapım sağlıklı bir açıklama yapana kadar haliyle İnsanların bu konuda yorum yapmaları doğal. Bu her zaman başımıza gelen bir şey. Bu planlanmış bir şeydi zaten. Biz bir yolculuğa çıkarken böyle bir şey kurmak istedik ki realde de zaten bu karakter maalesef canına kıymış bir karakterdi. Bu sürprizi arabalar dönecek galiba yine. Bu sürprizi biz saklamaya çalışıyorduk ama yolda planlarımızı değiştirmemiz gerekti. Ortak bir karardı. İşe hizmet etmesiydi zaten amacımız. En fazla planladığımızdan 2-3 bölüm fark etmiştir. Onun dışında zaten her şey planlıydı, böyle uygulanacak. Dönem dizilerinin de artık aranan yüzü oldunuz. Yeni bir proje yine dönem dizisiyle gelir mi? Senaryo okuyor musunuz yoksa biraz dinleniyor musunuz? Yani bizim işimizde dinlenmek gibi bir lüks yok. Yani en azından bir şeyler okuyarak faal oluyoruz. Ben dönem işlerinin aranan yüzü değilim. Mehmet Bey'le biz diriliş zamanı bir ortaklık yapmıştık. Çok da verimliydi. Hala çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Hepsine buradan selamlarımı iletiyorum tekrar. Kolay gelsin hepsine. Sonra bu proje için de o da beni tanıdığı için beraber yola çıkabilir miyiz diye düşünmüştü. Öyle bir denk geliş. Ama onun dışında ben yapabileceğim her şeyi yapmaya çalışıyorum zaten oyuncu olarak. Peki şu an yeni proje okuyorsunuz, aklınızda var mı? Yeni sezon öncesinden, hani sezon ortasında bir dönüş yapar mısınız yine ekranlara? Yani artık siz de biliyorsunuz ki sezon diye net bir şey yok. Hangi işin ne zaman yayına gireceği belli olmuyor. O yüzden ben istesem de net bir cevap veremem. Zaman gösterecek. Belki yarın sete çıkabilirim. Belki Eylül'de çıkabilirim. Onu şu an ben de kestiremiyorum. Yaz geliyor, film projesi falan. Bak, benim üzerinde çalıştığım bir şey var. Eğer istediğim gibi tamamlayabilirsem yazın onu yapmak istiyoruz. Eğer içime sinmezse, dışarıdan bir teklif gelmezse yapmayabilirim. Büyük ihtimalle öyle olur. Evet, yani son olarak çok güzel giden bir birliktelik son buldu galiba. Evet. Geçmiş olsun mu diyelim. Yok canım, niye? Evlilik haberi beklerken hani ayrılık haberi aldık. Arkadaşlar, hayatın bu bir parçası, olabilecek bir şey. Ben Selin de öyle. Biz böyle şeylerle barışık insanlarız. Hayat sürprizlerle dolu. Bizim arkadaşlığımıza da bir zararı dokunmadı bu sürecin. Medeni insanlar olarak hayata devam edebilmek adına bunu yönetmek zorundayız. Kendimize ya da birbirimize küsme lüksümüz yok. Bununla yüzleşmek zorundayız. Bence zaten gayet sağlıklı bu süreci yönetiyoruz. Siz de bu tip konularda en önemli mecrasınız, aracılık ediyorsunuz. Sizin insanlara aktardığınız fikirler, onların bizim hakkımızdaki fikirleri oluyor haliyle. Bu konuda sizin aracılığınızla bunu da paylaşmış olayım. Bizim hiçbir derdimiz yok. Peki bir ayrılıktan sonra beraber olabilirsiniz yani. Her şey olabilir. Çok da tatlı olabilir. Neden olmasın? Ayrılıktan sonra görüşmeleriniz devam ediyor mu hani arkadaş çerçevesinde? İşle ilgili konuşuyoruz, gidişatla ilgili konuşuyoruz. Çünkü biz konuşabilen insanlardık birbiriyle, sohbet edebilen insanlardık. Haliyle sohbet etmeye de devam ediyoruz. Ayrıca çok fazla da ortak arkadaşımız var, muhakkak bir araya geleceğiz. Acaba şey mi oldu, hani ilişkinin boyutu bitti ve artık aşk, sevgi tükendi mi? Hani bir tükendirilmiş sendromu mu bu oldu? Bu kaygıları kendi ilişkinle ilgili değerlendirirsin. Ben onun muhasebesini kendi içimde yapıyorum, sen de yaparsın. Ya çok iyi, tamam. Biz söylediniz yani, ayrılık sebebi olarak da sorduk aslında. Belirtilmedi çünkü onu. Bir mutlaka bir sebep vardır ama. Yani şudur diye bir nokta atışı yapmanın bir anlamı yok. Yani aranızdaki bir sevgi mi bitti, aşk mı bitti? Öyle mi? Çok iyi yani, konuşabilen insanlar oldu dediniz ya. Yani çok saygılı bir ilişkiler aranız da dediniz. Hala öyle. Mutlaka öyle değil. Bir sebep var mıydı? Yani ilişkiyi bitirme şey ne var? Varsa da kendime saklamayı tercih ederim. Yani varsa da kendime saklamayı tercih ederim. Onun dışında olabildiğince açık sözlü olmaya çalıştım size. Çok güzel. Havalar güzel.
O yüzden sabretmek daha kolay tabii böyle mekanların önünde. Sizi seviyorum. Kolay gelsin. Hayırlısı olsun diyelim. Kolay çok gelsin. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. La vida me empezó a cambiar. La noche que te conocí. Tenía poco que perder. Y la cosa sigue así.